Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Daha önce şu key olayından bir bahsetmiştik. Bu şey key'de jump'tan bahsetmiştik. Bu jump'a tekrar bir el alacağız. Kabul et dedim. Kabul edelim. Evet, hemen hızlıca jump'tan bir tekrar bahsedelim. Şimdi jump'ımıza baktığımız zaman bu dünyamızda görünür olan kısımda sadece şu var. Bu bizim zıplamamızı temsil eden bir mesh veya aktör diyelim. Bu mesh'imizi arkadaşlar şuradan et dedik. İşte statik mesh dedikten sonra Sayın hocam, ekran açık değil, kıymetli hocam. kusura bakmayın. Geçen dersi hızlı bir şekilde şöyle tekrar ediyorum. Şimdi karakterimiz şu nesneyi aldığında bu nesne şey karakterimiz yerden 1500 velocity değerinde zıplama özelliği kazanıyordu. Ve bu özelliği 4 saniye boyunca kullanma imkanı sağlıyorduk. 4 saniye geçtikten sonra karakterin zıplaması 600'e düşüyordu ve jump'ımız tekrar görünür hale geliyordu. Bunu nasıl yapmıştık? Önce var olan bir kodu incelemiştik, baktık. Bu kodun içerisinde dünyada görünebilmesi için öncelikle bir tane mesh ekledik. Bu mesh'in de materyalini şuradan değiştirebiliyorduk arkadaşlar. Bakın değişti. Daha sonra karakterimiz buna değdiğinde o etkileşimi sağlayacak çarpışma olaylarını sağlayan şey de spear kolizyon eklemiştik. Kolizyonlar çarpışmayı etkiliyordu. Ve bulunduğu yerde dönmesi için de komponentlerden rotation moment'ı ekleyerek dönmesini sağladık. Peki karakterimiz buna çarptığında ve bu nesnenin kaybolması, arkasından müziğin çalması, bizim karakterin yerden yukarıya yani hareketinde yerden yukarıya doğru 1500 velocity'ye çıkmasını nasıl sağlıyorduk? Event Crop'a geldik. Öncelikle kolizyonumuzun çarpışıldığında başlama olayını ekledik. Bunu nasıl ekliyorduk? Şuradan kolizyonumuz buydu. Seçtik. Aşağı doğru geldiğimizde bakın buraya tıkladık. Kendisi otomatik olarak geldi. Peki bunun içine ne girdiğinde olay başlayacaktı. Epic karakter. Bakın epic karakteri bağladık. Bunun epic karakterin içerisinde biz karakterin hareketini al dedik. Ve bu karakterin hareketinin içerisindeki jump z velocity git dedik. Ve bu velocity'nin içerisinde kendi değerimizi yerleştirdik. Şimdi şurada bir şey göstereceğim arkadaşlar size. Geldim. Third person. Bakın burada epic karakter. Şöyle büyütüyorum. Epic karakter buna gittik. Bunu çağırdık. Yani bu çarpıldığı zaman bunu çağır dedik. Şimdi çift tıklıyorum. Arkadaşlar viewport ekranımız burada karakterimiz. Bu karakterin nesine ulaşmak istedim? Bakın burada. Şöyle alıyorum bunu. Şöyle çekeyim. Şöyle genişleteyim. Karakterimiz şurada dursun. Bakın, epic karaktere geldim. Epic karakteri çağırdım arkadaşlar. Begin Overlap'ın içine girdiğimde epic karakteri çağırdım ve bu epic karakterin içerisine girebilmem için kapım burada. Şu büyüm noktasından çektim. Bunu çektiğim zaman artık epic karakter blueprint'inin içerisine bana bir kapı açılıyor. Buraya bıraktığımda arkadaşlar şurada bakın komponentte neye ulaşmak istiyorsam onun ismini yazıyorum. Burada bak karakter hemen aşağıya doğru gideyim. Moment. Velev ki şimdi şöyle bir şey oldu. Yani ne yazacaktım buraya? Ne yazacaktım buraya? Ne yazacaktım? Hatırlayamadım.
Hemen ne yapıyorum? Buradan çekeceğim şeyi hatırlayamadığımda Epic karakterimi açıyorum. Epic karakterin içerisinde bakın karakter Muamut var. Hemen bunu yazıyorum. Ne görüyorsun bunu yazıyorum. Geldi buraya. Bakın buraya getirdim. Şimdi size şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Burayı çözersek işimiz biter yani. Halletmiş oluruz. Bak play dediğimde benim karakterim bakın bu kadar zıplıyor. Epic karakterin içerisine gittim. Epic karakterin hareket olaylarını Muamut ayırıyordu. Geldim buraya. Zıplama olayı jump. Yazdım. Bakın burada jump. Velocity 600. Burayı yaptım 2000. Compile dedim. Çalıştırıyorum. Bakın. Bunu elle yukarıya doğru çıkarttım arkadaşlar. Elle arttırdım ama ben bunu elle değil tekrar gelelim. Muhammed. Burayı 600 yapıyorum. Elle değil. Ben bu jump nesnesine dokunduğumda buranın 1500'e çıkmasını istiyorum. Bakın. O zaman neredeydik? Burada. Bak o zaman ne yapıyorum işte? Bunun içerisinden bunun ismi neydi? Hemen gidiyorum bakıyorum. Bakın hemen şurada. Karakter movement komponentinin içine girdiğim. Bunun içinden kabloyu çektiğim. Jump Z Velocity'ye ulaşıyorum. Hemen geldim. Hocam çok özür dilerim. Şimdi daha yeni mantığı anlamaya çalışıyorum. Aslında bir şeyler şimşekler çaktı sizi öyle deyince. Air movement vesaire hani o altında nesnelerle alakalı özellikler var ya. Onlara da direkt o şekilde ulaşacağım o zaman değil mi? Evet, Air evet. kontrolör Hepsini hocam. mesela. Aynı yerden Hepsini. ulaşacağım. Yani burada baktınız hangi özelliğe ulaşmak istiyorsunuz? Karaktere momentum boom'undan çekiyorsunuz. Onun adını yazıyorsunuz. Mesela air control diyor. Mesela gelelim buraya. Hemen çektim. Geldi hocam gördünüz mü? Evet, air kontrol değerini al get diyorum. Eğer bir değer atamak istiyorsan da set diyorum. Evet yani burada değeri değiştirmek istiyorsam set. Eğer ki o değeri kullanmak istiyorsam get diyorum. Çektim. Bakın burada yazıyorum. Jump Z velocity geldi. Ama get dediğimde buradaki değeri okurum. Yani şöyle yapalım şimdi. Şuradan çekeyim. Biraz sonra bunu şey yapacağız. Beraber yapacağız. Yaptığımızda daha rahat olacak. Çektim koydum buraya. Bunun içerisine girdiğimde bana Jump Z velocity'nin değerini okusun. Ekranın sol üst köşesine bakalım arkadaşlar. Bakın geldi. Niye yazmadı? He, onu koymadık mı acaba? Başka bir şey mi koyduk? Gelelim. Şu bir gitsin. Sen de git. Şuraya geldik. Herhalde başka bir şey koydum arkadaşlar. Ondan kaynaklı değeri ekrana bastırmadı. Şuradan bakalım. Ya bu değildi. Şu muydu acaba? Bakıyorum. Evet buymuş. O zaman bunu bir ekrana koyalım. Şunu sileyim. Bakın sol tarafta 600 olarak yazdım buraya. Gördük mü? Bak şu an 1500'de. Şimdi tekrar gelsin. Sol tarafta 600 olarak geldi. Az önceki hata mı? Nasıl çözdünüz hocam hatayı az önceki? Hocam şöyle. Ben kodu bunun içerisine yazdım. Ama ekranı koydum buradakiyle. Şunu. Kodu şunun içerisine yazdım ben. Nerede o? Kodu şunun içindekine yazdım hocam. Şuna. Ama ekranı koydum. Yani. Başka bir şeymiş de. Evet, şunu sileyim. Bunu da sildim. Şunu da silelim. Şunu da silelim. Hop geldim. Şimdi bunu daha önce dersimizde şey yapmıştık. Tekrar işte bu şurada bir değişken var. Bu değişkeni variable'dan kendim oluşturuyordum. Buraya işte AA dedim. Türünü float dedim. Sonra işte çektim. Get dedim. Burada compile ettikten sonra burada ne veriyorum? 1500 diyorum.
Bu 1500 benim 1500 değerimi bu listenin içerisine koydum. Bu da gitti. Bakın şöyle koyayım. Benim buradaki değerimi aldı. Buraya getirdi. Bunun içerisinden pat bunun içerisine attı. Buradan buraya koydu. Sonra devam etti. Şunlar, şu beyaz çizgiler benim kodumun ilerlediğini gösteriyor. Yani bu, bundan sonra bu, bundan sonra bunu çalıştır. Şu düğümler de bunların içerisine ulaşıp oradaki özellikleri değiştirmeme yarıyordu. Şimdi eski kodunu tekrar koyalım yerine. Geldi. Ondan sonra dedim ki benim şu görünen meshim kaybolsun. Toggle visibility eğer görünürse görünmez. Görünmüyorsa görünür yapar. Sonra kolizyonumu bakın kolizyon. Kolizyonu kaldır. Kolizyon kaldır değil de etkisiz hale getirdi. Sesimi çaldırdı. Aktörün bulmuş olduğu lokasyonda 4 saniye beklettim. Buradaki değeri yine bir değişken oluşturarak o değişkenin içerisine koydum. Sonra 4 saniye sonra benim power'ım yani şu nesnem görünür hale gelsin. Kolizyonum aktif hale gelsin dedim. Sonra bunun görünür hale geldi. 4 saniye geçtikten sonra velocity'sini 600'e düşürdüm. Ama bakın şuraya gördüysek geriye doğru gidiyorum. Bu karakteri arıyor arkadaşlar. Bakın burada karakter arıyor. Ve karakteri aradığında bu 4 saniye içerisinde benim karakterim öldüyse bu karakterin içerisinde bu değeri atmaya çalışıyor. Dolayısıyla hata verecek. Bu yüzden dolayı önce karakterimiz yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Öldü mü, ölmedi mi? Bunu bir kontrol etmesini istedik. Ve burada is valid. Eğer benim karakterim yaşıyorsa o zaman bu değeri ver dedik. Hocam bir Arkadaşlar şey soracağım burada. Çok özür dilerim. Yani buradaki sistem şimdi target sanki ben zannediyordum ki karakter moment'ın değerini al. Jump velocity'yi sanki aynı yerdeler ya güzergahtalar ya. Yani önce jump velocity'ye değerini atıyor. Sonra target hedefe gönderiyorsunuz o değeri değil mi? Doğru mu Evet, anlıyorum ne ben diyeceğim? buradaki Yani şeyi? şurada bizim verdiğimiz değişkeni aldık J varüstünün içerisine koyduk. Bu varüstü neydi? Karakter moment'ı buradan karakter moment'ına gönderdik. Buradan da bizim epic karakterin içerisindeki varüstü değerini 1500'e çıkarttık. Peki hocam ben o jump velocity'nin sağında da bir boşluk var yeşil yuvarlak. Ben onu ne zaman kullanacağım? O target'ı kullandım maviyi. O jump velocity'nin hemen sağındaki hani kendi setin içinde. Artık JS Velocity'nin değeri 1500. Yani şunu diyebilirsiniz. Gelelim mesela. Şu çekelim. Şöyle gelsin. Dediniz ki buradan gelen de şey yapalım. Şuradan bir değişken oluşturuyorum hocam. Uğraşmak istemiyorum. Şuradan bir değeri aldım. Yani bunu hatta şöyle yapalım. Bir dakika. Şuradan çekeyim. Hata olmasın. Jump. Velocity ZG getir dedim hocam. Bak, burada getirdim. Hatta şunu şuradan alalım ya. Alırım almasın. Bu değer dedim büyükse eğer büyükse kaçtan büyükse işte 1500 1600'den büyükse 600'den büyükse if diyorum. İşte şunu yap. Bunu buradan kullanabilirim hocam. Bunu buradan da verelim. Bak, yeni değişkenim. Şimdi sildim. Değişkeni buraya attım. Buraya attıktan sonra eğer buysa bu derim. Bunun gibi mesela buradaki değeri kullanmak istediğinizde jump z velocity değeri artık neyse bunu kullanmak istediğinizde buradan çekiyorsunuz. Sol taraf Ha, içine tamam hocam, bu önemliydi. Jump velocity'nin değerini nasıl kullanmak istediğinle alakalı bir şey. Evet. Hocam Target şimdi dediğim şey de o değerin içine atama yapıyor. Nerede kullanacaksam. Hedef neyse onu. yok. Şimdi Başka türlü kullanım var mı tam? target bizim şeye gidiyor hocam. Çekmiş olduğumuz yerden yani nereden çektik bunu? Karakter moment'tan çektik. Karakter moment'un içerisine gönderme yapıyoruz şuradan. Şuradan gönderiyoruz. Bu tarafa gidiyor. Aslında Başka bir aynı yere de şeyi söylüyorum. gönderebilirim değil mi target'ta? Efendim? Target'ta başka bir yere de gönderebilirim değil mi?
Yok. Biz onu nereden aldıysak oraya gönderiyoruz. Kendi kendine gidiyor. Şimdi şöyle bir Ha, tane başka. örnek yapalım. Hemen bir tane örnek yapalım. Evet. Hep beraber yapalım mı? Sağ tıklıyorum. Blueprint Class diyorum. Burada aktör diyorum. BP alt R Jump Ö GR dedim ben. Evet, arkadaşlar bekleyeyim yoksa ben hızlıca geçeyim. Hızlıca geçeyim olmadı. Takılacak olan yerimiz varsa oradan hallederiz. Bu ders çok önemli. İçine girdim. Buradan hemen bir tane kolizyon ekleyeceğim. Spir kolizyonu ekledim. Şunun üzerine bırakayım buraya. Bu dersin anlaşılması ve kodların oturması açısından gerçekten önemli. Tekrar ekledim. Şuradan statik mesh ekliyorum arkadaşlar. Statik mesh hemen bir tane şuradan key alayım. Rengim mor olsun. Yalnız şöyle biraz yukarı çıktı bu. Aşağıya indirelim. Kolizyonum biraz küçük kaldı. Tekrar kolizyonuma tıkladım. Radius'unu 100 yapıyorum. Viewport ekranına geldim arkadaşlar. Spear'in içerisine girdiğimde olay başlasın. Olay nereye başlayacak? Epic karakter ekleyecek. Epic karakter. Bunun epic karakter objektini odur nesne. Hangi nesne? Object. Bu buradaki nesne. Bu içerisine girdiğinde ne olsun? Hemen şuradan nereye gidiyordum? Arkadaşlar şuradan şöyle yapalım. Adım adım gidelim. Buradan ne yapalım? Şöyle print screen diyorum. Anahtarı aldın. Anahtarı aldın. Bunun içerisine karakterin bunun içine girdiği zaman anahtarı aldın diyecek. Şurada yeni nesnemi koyayım buraya. Çalıştırıyorum. Bakın sol üst köşede görüldü mü? Anahtarı aldık. Gelelim şimdi. Anahtarı aldıysak hemen karakterimizi de açalım. Karakterin nesine gidecektik? Jump'ını değiştirecektik. Jump'ını değiştirebilmem için hangi komponent üzerinden oraya ulaşacağım? Karakter moment. Hemen yazıyorum. Evet. Epic karaktere ulaşacağım kapıyı seçtim. Buraya register neydi? Neydi arkadaşlar ismi? Hatırlayamadım. Tekrar bakıyorum. Karakter moment. Hemen geldim tekrar. Moment seçtim. Karakter moment'ın nesini değiştirecektim. Geldim ismi Jump the Ballisti. Jump the Ballisti burada geldi. Arkadaşlar şimdi Jump the Ballisti'nin şöyle bağlayalım. Şuraya getirdim, bıraktım. Bunun nesini yapacağım arkadaşlar? Jump the Ballisti'nin kendi oluşturduğum değişkenimi koyacağım. Değişken oluşturmada isterseniz şurada variable'a artıya tıklayarak oluşturabilir. İstersek şuradaki düğme sağ tıklıyorum arkadaşlar. Promet variable. Bunun türünde ve isminde değişken oluşturdu. Gördük mü? Ben buraya karıştırmayalım diye şunu sileyim. Çünkü bu oluşturulan değişken lokal bir değişken arkadaşlar. Şu lokal bir değişken. Karışıklık olmasın. Yani bunun ismini de oluşturdu ama lokal bir değişken. Şu da aslında lokal ama buna buradan ulaştım. Evet getirdim. Şimdi bakalım bunun değerini okuyacağız. Sağ tıkladım. 600 değerini vermesi lazım. Aa vermedi. Niye vermedi arkadaşlar? Bakın zıplayamıyorum gördüğünüz gibi. Niye? Çünkü benim jump'ım 0. Buraya 1500 dersem
Evet, 1500'ü verdik gördüğünüz gibi. Birinci adımımız tamam. Şunu siliyorum şimdi. Bundan sonra ne olmasını istiyorduk? Şu meşin kaybolmasını istiyorum. O yüzden meşi seçtim. Farenin sol tuşuyla sürükledim, getirdim, bıraktım. Bunu kaybeden, yani varken yok, yokken var eden Allah'tır. Toggle yazıyorum arkadaşlar. Toggle visible. Visible. Burayı çektim. Hiçbir şeye dokunmama gerek yok. Çalıştırıyorum. Bakın gitti. Bakın ama içine girdim durmadan bir etkileşim oluyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Dışına çıktım. Yok şu anda. Kolizyona girdim. Bak çıktı. Şimdi tekrar gittim yok olacak. Tekrar çıktım. Tekrar girdim. Yani şeyin içerisine, kolizyonun her içerisine girdiğimde bir aksini, bir farklısını yapıyor. Varsa yok, yoksa var oluyor. O zaman hemen ne yapacağım? Şu kolizyonu ben pasif hale getirmem gerekiyor. Hemen kolizyonu tuttum. Farenin sol tuşuyla çektim. Burada enable toggle set kolizyon. Bakın set kolizyon enable dedi. Evet, kolizyonu da kaldıralım. Şimdi tekrar içerisine girdiğinde arkadaşlar bir daha aktif olmayacak. Bakın girip çıkıyorum ama bir aktiflik yok. Tekrar geldim buraya. Ne olacak? 4 saniye bekletmek istiyorum. Hemen şuradan bir delay seçtim. Delay'ı seçtim. Buraya 4 saniye diyorum. Herhangi bir etkileşim yok. Çünkü 4 saniye sonra bunları tekrar aktif hale getirmem gerekiyordu. Onu yapmadım. Ama bir de şey yapalım arkadaşlar. Ses gelsin değil mi? Buraya ses olmayınca güzel bir şey olmuyor. Play song lokasyon. Play song. Şeyin olduğu yerde, aktörün olduğu yerde bunun çalmasını istiyorum. Öyleyse şuraya geldim. Buraya bir de K diyeyim. İsmini verdim. Hangi? Çünkü bu bende var. Bakın burada hangisini istersen onu verecek. Lokasyon hangi konumda çalsın? Getirdim. Aktör lokasyon dedim. Aktör lokasyonu getir. Burada çal. Ve 4 saniye bekledim. Arkadaşlar şurayı da ben şey yapmak istiyorum. Yani elle değiştirilebilir. Değişken haline getireceğim. Sağ tıkladım. Variable dedim. Buraya da ismini time değil. Time olsun. Compile. Burası 4 saniye. Bunu şuraya arkadaşlar artık hop kopyala yapıştır dedim. Bakın buraya getiriyorum. 4 saniye sonra çalışacak. 4 saniye sonra kolizyonun fiziğini açacağım. Kolizyonun fiziğini açtım. Getirdim. Play dedim. Bakın 1500 zıplıyor. Ama hala zıplıyor. Bakın değişen bir şey olmadı. Bak çalıştı. Ne yapacağız? 4 saniye sonra bunun nesini set visibility'ni jump'ını 600'e düşüreceğim. Ama düşürmeden önce yaşıyor mu karakterim? Is valid dedim. Eğer bu karakterimiz yaşıyorsa o zaman arkadaşlar ne yapsın? He, bir de arkadaşlar bir dakika is valid. Heh, şu. Şuradan is valid eğer yaşıyorsa ne olacaktı? Şunun değerini 600'e düşürecektik. Hemen şöyle çekeyim. Jump set başına set yazayım da uğraşmayın. Set velocity çekiyorum. Şöyle çektim. Şunu aşağıya getirdim. Object arkadaşlar şuradan da şunun objektine bağlayalım. Yaşayıp yaşamadığını görsün. Çünkü
şu olacak. Buradan değil de şuradan çekeceğim. Yanlış yerden çektim arkadaşlar. Çünkü bununla değil bizim karakterle işimiz var. Moment'ına değil karakterle işimiz olduğu için karaktere bağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yanlış düşünmüyorsam belki bıraktım bağladım buraya bakın. Karakterim yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Buna bak dedim. Bu noktayı da arkadaşlar şöyle çift tıklıyorum bulunduğu yere. Nokta oluşuyor. Tutuyorum. Alttan çekiyorum. Evet. Sayın hocam, karakterin yaşayıp yaşamaması toggle visibility ile mi alakalıydı? Neyle Yok. alakalıydı? İzvalit hocam. İzvalit. Yani bu mesela karakterimiz şeyi aldı. Anahtarı aldı. Ama anahtarı aldıktan sonra düşman onu vurdu. Öldü. Veya işte şeyden platformdan düştü. Öldü. Ama bu öldüğünde şurada hala biz karaktere değer atamaya çalışıyoruz. Karaktere değer atamaya bakın bu değer buradan gidiyor hocam. Bak, ta buradan gidiyor. Bakın, aşağıdan bakacak olursak gitsin. Bakın. Hocam ölüm destroy'le mi oluyor? Yani hani onu soruyorum. Kodda destroy mu? Normalde kodla destroy dünyadan atıyoruz. Ama mesela oyunumuz şurada killzil demiştik. Mesela killz demiştik ya hocam. Şuradan düştüğü zaman killz. Evet. Şimdi o düştüğü zaman Kilze. Şimdi buradan düştük. Kilze ile zaten Kilze bize şey yapmıştı. O karakteri öldürmüştü. Düştüğümüzde. Veya Pine demiştik şu şeyde. Şu platformdayken. Yani Evet. karakterimizi mesela şunu aldık. Şöyle tehlikeli bir yere koyduk. Şuraya koyduk. Karakterimiz bunu aldı. Aldıktan sonra pat düştü mesela aşağıya. Karakter öldü. Ama karakter ölmesine rağmen biz hala karakter hareketine değer yüklemeye çalışıyoruz. Ama karakter yok ortalıkta. O zaman işte oyunumuz hata verecek. Bakın şurada değer atamaya Hocam çalışıyoruz ya. yani biz burada hani toggle visibility'de unvisibility yani görünmez yaptığımız zaman karakter ölmez değil. Onu puanlama Yok, mümkün zaten değil. izvalit karakterle alakalı değil. İzvalit bizim, bakın şuradaki izvalit bizim şuradaki şunu kaybediyor dünyada. Şunu görünmez yapıyor. Karakteri değil. Karakterle bir işi yok. Sadece şunu görünmez yapıyor. Şurada da kolizyonda bunun kolizyonunu. Karakteri değil. Bak biz karakterin değerini şunun için kullandık hocam. Bakın. Yani karakterin Z volistisini artırdı. Burası anlaşıldı mı? Şimdi birazcık daha sonra anlaşılacak. Şimdi Evet hocam yani anlaşıldı. Yani çok soru soruyoruz ama hakkınızı helal edin. Netleştirmek için işiniz bir açsın. dakika. Hocam sizden sonra hemen gelelim. Şimdi bir şey daha yapacağım. Daha iyi anlaşılacak. Add komponentten buna bir tane sırtına küp ekleyelim. Bak geldim buraya. Static mesh dedim. Static mesh geldi buraya. Static mesh'in içerisinden hemen şurada static mesh var. Buraya bir tane ne koyalım? Şuradan hemen aşağıya doğru geliyorum. Şöyle düzgün eli yüzü düzgün bir şey olsun. Ha, şey yapalım. K koydum. Bakın K burada. Şöyle arkaya alayım. Çantasını eklemiş olsun. Buraya koyduk. Şimdi önce bunu bir görünmez yapacağım. Vizibilitesini kapat. Bakın vizibilite kapattı. Neydi bu? Şuna da bir isim verelim. Bu static mesh değil. Bu ne olsun? S alt dire K olsun. S alt dire K'ye ulaşacağız biz hocam şimdi. Bak geldim burada. Bunun içerisine girdiği zaman hemen şuraya getiriyorum. Neye ulaşacaktım hocam? İsmi S alt direkt iyi S olursa. alt tire K'di. Bak. Orada bir şey yapalım önce. Compile edelim. Compile etmediğimiz için orayı görmedi. S alt tire niye gelmedi? Visible'ına mı gireceğiz hocam? Bunun visible'ına gireceğiz de
Önce şunu kiyi çekmem Yetek lazım. karakterden mi çekeceğiz hocam? He, doğru. Çok güzel hocam. Kastettiğimiz. Niye? Çünkü biz şu Jean Polis'te şuna aitti. Biz buradan çekmeye çalışmayacağız. Bizim keyimiz neye ait? Epik karaktere ait. O zaman ne yapacağız? Epik karakterden çekeceğiz. Harikasınız hocam. Tuttum, çektim. S alt tire K dedim. Hemen S alt tire K'im neredeymiş bakıyorum. Bu uğraştıracak. Hemen şöyle bir şey daha ekleyeyim. S 1 1 1 olsun. Hemen compile edeyim. Compile etmesem göremem burada. S alt tire K 1 1 1. Hemen neredeymiş? Lan bu böyle de bir sürü şey. Ha, statikmiş. Hocam gördünüz mü şunu? Evet hocam, Bakın burada. visible'ına ulaşmaya çalışıyoruz da nasıl olacak? Yani bakın statikmiş burada. Şunu sileyim. Tekrar sildim. Tekrar çekiyorum. Bakın set alt tire S alt tire K 1 1 1. Bunu get olarak alalım. Get lokal değil. Statikmiş setini alabiliyormuşuz demek ki hocam. Şuradan çektim şunu. Ama bu buradan değil, bir dakika. Niye böyle yaptı? Visibility hocam. Çektim şurada. Sildim onu. Hocam sildim. Toggle visibility'sini yazdım. Bakalım şimdi ne olacak? Biraz karıştı burası. Birazdan tekrar düzeltiriz. Şu nesnemizi şuraya çekelim. Play. Karakterimizin üzerinde herhangi bir şey yok diyorum. Evet, karakterimiz geldi. Bak tekrar giriyorum. Bu sefer gitti. Tekrar gidelim. Toggle visibility yaptığımız için bir gelir bir gider, bir gelir bir gider arkadaşlar. Bu anlaşıldı mı? Bunu şuraya da çekebiliriz arkadaşlar. Şuraya çekelim. Şuraya gitsin. Arkadaşlar bu anlaşıldı mı? Toggle normal visibility yaptım. Toggle değil, normal visibility olsun dedim. Bunun içine girdiği zaman görürsün. Bakın bunun içine girdiği zaman göründü. Ama şimdi ne yaptı? Hep görünür oldu. Hep görünür. Tekrar geri gidecek. Ne yapacağım o zaman? Tekrar geldi. Şunu kopyalamadım. Şurada 4 saniye sonra bunu kaybedeceğim arkadaşlar. Şurada bakın. Ctrl Ctrl V diyorum. Şuraya koyuyorum. 4 saniye sonra bu kaybolsun. Şuraya getireyim. Şunu tuttum. Şu şekilde. Bir görünür bir görünmez değil de içine her girdiğimde evet geldi. Ah, 4 saniye sonra bu görünmez olması gerekiyordu değil mi arkadaşlar? Hemen şuradan bakın. Şurada açtık. Şurada da kapatmamız lazım. Kapattık. Hocam en başa da çizgi koydunuz ya, yani buradan aldığınızı tekrar en başa atadınız. Yani bir döngü gibi en başa mı tekrar sayacı sıfırlamak gibi bir şey mi o yani, hani Hocam şimdi programlamada? şöyle. Şimdi şuradan bir tane daha oluşturacaktım da şuradan tekrar çekip buraya gitmek istemedim. Yani şurada visibility yaptım. Yani şöyle geldi. Şimdi Delay'a geldi. Delay'dan şeyim neydi onun ismi?
kod yürütücüm buradan geldi, visibility'ye geldi. Sonra target gidiyor. Bu nereye bağlı? Ha, buna bağlı. Bunu da buraya geliyor. Buradan ulaşıyor. Buradaki verileri işliyor. Sonra yoluna devam ediyor. Yani şunun illa Yani şunun arkasında olması gerekmiyor. Yani şu düğümler nerede olursa olsun gidip oraya ulaşıyor. visibility'nin set visibility target set neyse ona mı atama yapıyor? Yani en başa atama yaptın mı bunu? Atama işte Fotoğraf hocam, şunu gönderdin mi? mesela bak, şimdi şöyle set visibility yapacak ya, yani karakterin üzerindeki o şeyi görünmez yapacak. Görünmez yapabilmesi için şu arıyor. Yani geldi, target arıyor. Gidiyor neredeymiş? Gidiyor yerini buluyor. Evet, buymuş. Bunun hemen şunun içerisine gidiyor. Buradan direkt atama yapıyor. Şunun içerisindeki bunu buradan kaldırıyor, visibility'sini. Ya Yani geriye gitmesine belki zamanla alışacağız hocam. Hani hep şu soldan sağa hocam, doğru yani bak yönlendiriyorum bak. şu beyazlar var ya, beyazlar soldan sağa doğru ilerliyor. Şuradaki düğüm noktaları ise kendinden önce ne varsa, neye bağladıysa, nerede olursa olsun fark etmez, kendinden öncekini gidiyor, oradaki veriyi çekip orada işleyip dönüyor. Ha, bir dakika. Diğer grubu karıştırdık da. Salı günüydü onların dersi. Ama niye böyle göründü? Kusura bakmayın. Arkadaşlar, isterseniz bir 15 dakika bir uygulama yapalım mı? Yani eğer isterseniz siz Olur hocam. hemen şey de yapabiliriz. Bir kişi ekran açabilir. Onunla da yapabiliriz. Kim açıyor ekranı? Yani hocam yeni bir kısa bir görev verseniz de en azından hani onu denemeye çalışsak olur Hocam mu? şu Hani şekilde, anlayabilmem için. bir tane nesnemiz olsun. O nesnenin içine girdiği zaman karakterin sırtında key belirsin. Yani alalım. Mesela giderken bir kılıç var. Karakter o kılıcı aldığında işte belinde takılı oluyor ya, veya sırtında takılı oluyor, veya işte bir çöp gördü. Herhangi bir şeyi aldığında onu sırtında görürsün. Evet, kim yapıyor? Esma hocam, müsaitseniz hemen açın. Hocam ben arkadaşlar hani centilmenlik yapsam onlar önden buyursalar ben çok geç yapıyorum başkalarını bekletiyorum diye çekiniyorum. Gamze hocam. Ne dersin? Hüseyin hocam. Tuğçe hocam. Hocam Esma Hoca gayet iyi yapıyordu, biz izliyorduk o yaparken. Centilmenliği böyle istiyorsunuz hocam. O zaman Evet. bugün kurban edeyim yine kendimi. Tamam, yapacak bir şey yok yani ne yapalım. Ben ekran durduruyorum. Hocam şu an geldim acaba? Ekran Görüntüm geldi geldi. mi? Ben neredeyim ki? Paylaşsanız. Ne diyor ki hocam? Bu farklı bir şey söyledi. Niye öyle dedi acaba? Bilgisayarım dondu mu? Şunu istiyorum. Heh, geldi. Tamam. Şimdi tam da ben ne Hocam yapmışım? en baştan Şunun yapalım. En baştan yapalım. Bir tane notunu. şey Tamam. oluşturalım. Yok, level hocaya gidin hocam. Content Şuradan driver'dan. blueprint şunları da sileyim. Silmenize gerek yok. Onlar kalsın. Bekletmesin bizi. Tamam. Content Drawer'dan blueprint'e gidiyordum. Kendimize ait yeni bir klasör açıyoruz normalde ama siz bilirsiniz. Son ders klasörü açayım. Yani Tamam. bugün son ders mi diyelim? Son ders demişim ben bugün ay. Sonra son dersin içine girip yeni bir blueprint class tanımlıyoruz. Bir aktör atıyoruz. Bu aktörün adı da yine son BP başka BP diyelim. O da bu BP konuda uyarıyor. BP Evet. Son dersi. Skala
çıkarak şeye tıklıyoruz. Bu blueprint'e tıklıyoruz. Karşımıza tamam. Şöyle bir sahne geliyor. Bunu şuradan tutuyoruz. Önce onu oraya koyalım. Şimdi buraya bir kolizyon ekliyorduk. Esma Hocam bir dakika. Öncelikle karakterdeki bir şeye ulaşacak. Önce karaktere bir şey ekleyelim. Yani biz bir nesne ekleyelim. Mesela ne ekleyelim? Küp gibi bir şey ekleyelim. Önce karakteri bir bulalım. Karakterimiz neredeydi? İlla karakter üzerinde mi yapacağız hocam? Karakteri, tamam. Karakterin üzerindekini değiştireceğiz hocam. Neredeydi? Onu unuttum. İnelim aşağıya. Makar geldi mi? Aşağı. Evet, third person en altta. Evet. Şuna çekelim mi hocam? Hı hı. Evet, viewport penceresine gideceğim. Viewport penceresi, viewport. Viewport yukarıda. Değil mi? Yok, şey, karakterin viewport penceresi. Karakterin viewportu nerede? Şu. Heh, tıkladınız hocam. Tamam, bunu görelim. Şimdi komponentten et diyelim. Bir tane static mesh ekleyelim. Buna mı yapıyoruz hocam? Buna evet, mı evet. işlem yapacağız? Bu karakter, hiç uğraşmayacağız. Tamam. Evet, buraya static mesh ekleyelim. Kapsül mü? Statik mi? Pozisyon mu ekledin? Ya bunun buna var olan özellik ekliyoruz. Bunun kapsülü falan her şeyi var. Sadece statik mesh ekliyoruz. Geldi. Oo, çok yanlış bir şey ekledim. Bir dakika, çok bunu ne ekledim bilmiyorum. Bir şey ekledik ama yanlışlıkla. Tamam. Statik mesh ekledim. Statik mesh'in adına şey diyoruz. Key diyoruz. Anahtar değil mi yanında? Değil, o Türkçe olsun. Daha iyi. Anahtar. Anahtar dedim. Anahtara evet. Geldim. Şuradan bir sembol seçeceğim. Üçgenden seçin hocam. Üçgenden. Üçgen var ya. Şuradan mı açayım? Oradaki küp buradan... var. Seçin. Ma yazıyor ya. Evet. Küpü seçin. Ma alt dire var ya işte sandık gibi bir şey. Yukarıda. Ma seçin. Evet. Tamam. Bunu tabii küçültmem gerekecek. Şeyden ekleyebilirsiniz. Skaladan ekleyebilirsiniz. 0,3 diyebilirsiniz. Skalası var ya. Ha, çok özür dilerim. Skalayı da şurada bir yerde bulacağım. Evet. Biraz değil aşağıda. Mi? Biraz yukarıda. Transform ekleyebilirsiniz hocam. Evet. Rotate scale. Tamam hocam. Şurada. Bunu ben daha küçültsem hepsi küçülüyor herhalde. 0,2. Evet. 0,2 diyebilirsiniz elinizde. Şöyle iyi mi? Evet. Onu biraz şöyle yukarı şeye doğru yerleştirelim. Tamam. Double dedim. Şöyle. Bunu sırtına mı koymam gerekiyor hocam? Tam konum olarak öyle mi olmalı yani? Görebileceğimiz yer olsun hocam. Görelim onu. Tamam. İyi. Güzel. Tamam. Önemli olan şey. Bizim bunu değiştirelim. Tamam. Burayla işimiz bitti. Nereye koyduk bunu hocam? Epic karakterin içerisine anahtar olarak koyduk. Tamam. Ona çok uğraşmamıza evet. gerek yok hocam. Şimdi gelelim. Bunu ne olacaktı bunu alacaktı? Bu BP, arkadaş BP son derse gidelim hocam. BP son derse gidelim. Kompar diyeyim. Hı. Ha, bir BP de bunu, son derse gitti. Hocam şimdi şöyle ilk önce bunun sırtına görünmemesi gerekiyor değil mi bu? Visible'la şuradan şey diyeceğim. Yukarıda detaylısı yazın hocam. Visible yazın detaylısı çıkar. Evet. Tamam. Şimdi, kompar dedim. Son dersin içerisine gideceğiz. Bunu aldığı zaman sırtında görünecek. Yani aslında buradakini görünmez yapacağız. Karakterdekini görünür yapacağız. O zaman ilk önce hı-hı. çarpışma olayını ekliyorduk. Sphere collision ekleyeceğim. Hı-hı. Sonra şey ekleyeceğim. Bir tane de static mesh ekleyeceğim. Yani neye alınca evet. Materyalim ne olsun yani? Aynı materyalim... küp olsun hocam. Küp. O biraz önce küp aşağıda geldi. Bakın. Ma. Bunu mu yaptık hocam? Evet. Ma. Ma alt. Yine mi küp alalım? Bu aynı şey. He? Şunu alalım diyorsun. Ya farklı bir şey alsaydık da farklı mı yoksa? Şey olacak diyor hocam. Yani ne alırsa o sırtında bilirsin. Ha o yüzden. Tamam. Hı-hı. Tamam. Bunun tekrar şey küçültüyorum. Onu küçültebiliriz. 0.3 yapayım. 0.3 virgülle mi yapıyorsun? Evet. Bu çok büyükmüş ama küçülteyim mi yoksa daha fazla? Fark etmez hocam. Oldu ya. Şöyle küçülteyim. Tamam.
Kolizyonumuzu biraz büyütebiliriz. Kolizyonu mu büyüteyim? Tamam. Kolizyonu da 100 yapalım. Kolizyonu mu? Reduce'ünü değiştiriyoruz. Onu değil hocam. Reduce'ünü değiştiriyoruz. Onu değil hocam. Neyi yaptım şu an? Hatta spear reduce var ya. Scale'ini büyüttüm ama fark etmiyor mu hocam? Valla bir sıkıntı oluyor. Aynı şey gibi ama. İşin usulünü okuyayım. Tamam. Şimdi event graph'a geliyoruz hocam. Şimdi bunu da bir compile ettim. Ve artık kod yazmaya başlayacağız. Event, evet. Ne olacaktı? Şunları onları siliyoruz. Şimdi öncelikle oyun başladığı zaman statik meşe çıkmadım. Yok, spear çarpışma odayız. Pardon, çarpışmadayız. Benim gözüm şu üstteydi hocam. Eyvah, o böyle olsa sorun oluyor mu üstü? Onu sürükleyip, hocam spear'i sürükleyip default'un üzerine bırakın. Default gitsin. Default. Tamam, şuraya geldim. Şu begin overlap mıdır, let midir bilmiyorum. Bunu aldım. Sonra buradan epic evet, karaktere gideceğim. Bunun içine girdiği zaman. Epic karakter girdiği evet. Zaman. Basto epic karakter diyorum. Epic karaktere geldim. Şunu neden buraya bağladığımı bilmiyorum mesela. Object hocam bu yani nesne istiyor. Biz de diğer nesne dedik. Yani ne içerisine ne girecekse onu koyduk. Hı hı. Şimdi epic karaktere geldiğim zaman şimdi yapmam gereken işlemler past fiyat ne demekti? As epic karakter diyeceğim. Yok. Epic karakterin hangi özelliğini alacağım? Epic karakterin şeyi alacağım. Anahtar evet. Alacağım. Evet, evet doğru. Anahtar alacağım. Anahtar yazayım bakayım. Anahtarın static mesh'ini mi alacağım hocam? Get deyin hocam. Anahtar. Get anahtar dedim. Tamam. Bunu visible'ını açacağız. Anahtarın da evet visible'ını. Set visible. Set visible mı diyeyim? Evet set visible diyorum. Tamam. Set visible dedim. Set visibility. Evet. Söylemedim. Şimdi onu biraz yukarıya doğru kaldıralım. Bağlayalım hocam get karakter. Şöyle biraz küçülteyim. Set new visibility aktif evet, yapıyoruz. Evet aktif yapıyoruz. Ama bu exit'lere de bağlayalım. Hayır. Beyaz şeyler vardı ya. Beyaz ipimiz vardı ya kablomuz. Onu da bağlayalım. Bunu mu alıyorum hocam? Evet evet onu tutuyorsunuz. Set visibility'ye bağlıyorsunuz. Tamam. Tamam bu kadar hocam. Şimdi bir saniye hocam. Hocaya gelelim. Bir saniye. Bir dakika hocam. Batuhan Bey şu an dersin. Tamam kusura bakmayın hocam. İşim dışarıdan geldi. Dinliyorum şimdi. Gidelim. Level hocaya gidelim hocam şimdi. Tamam. Bunu bir compile edeyim. Gerek yok. Şimdi yaptığımızda şu oldu. Anahtarı aldık ve görünür yaptık sadece şu anda. Evet neyi görünür yaptık? Sırtındaki anahtar görünür yaptık. Tamam şimdi bunu bir kontrol edelim. Ama çarpışma falan olunca yapmadık bunu. Yok şu an çarpışma olduğu zaman mıydı hocam? Çarpışma olduğu evet statik meşe yaptık değil mi hocam? Tamam süper. Eyvah hocam ben burada hiç yürüyemiyorum ya. Tamam şey diyorum. Arkadaşlar da gülüyorlar mı acaba ya? Bence böyle rahatsız. Şöyle Esma hocam kutuyu koymadınız hani. Dünyaya kutuyu koymadık. Doğru koymadık. Sesim geliyor mu hocam? Evet geliyor hocam. Doğru koymadık hocam. Onu şeye koymuştuk. Blueprint'i. Nereye koymuştuk? Horf kodun içindeki blueprint'e koyduk hocam. Bu arkadaşımızı. Şimdi bu kutuya buraya bırakayım ben. Doğru değil mi? Hı-hı. Bunu alınca bu kutu normalde visibility, static mesh visible. Ben aldığım zaman aktif şey. Nasıl olacak bilmiyorum. Gidelim. Sırtıma geldi ama bu arkadaşı geri unvisible yapmamışız. Şimdi gidelim hocam. Şimdi ben düşüneyim hocam burada acaba ne yapacağız? Set visibility'yi aktif hale getirdim yeni. Bu arada
Çarpışma gerçekleşti. Çarpışmanın içindeki epik karakterdeki nesne, anahtar nesnesini geldim. Aktifleştirdim. Yani bu epik karakterin anahtarı. Fakat şu anda biz kime kod yazıyoruz? Kutuya kod yazıyoruz. Doğru değil mi? Bak o zaman hocam, kutunun visibility'si epik karakteri değil. Esma hocam, şimdi BP'nin BP son ders kutumuzun içerisine geldik. Karakterimiz bir gün overlap'la çarpıştığı zaman karakterin üzerindeki anahtarı visible yaptık. Ama şu an hala BP son dersin içerisindeki kutu ile alakalı bir işlem yapmadık. O zaman sol taraftan static mesh'i çekin. Static mesh yazıyor hocam yukarıda. Bu artı 5'i unvisible yapmam lazım. Şuradan evet. Şey alacağım, set visibility alacağım. Orada değil mi? Evet. Set visibility, new visibility hiçbir şey demeyeceğim. Evet. Ama bunu geri şeye atamam lazım. Siz geri atamalar yapın dediniz ya. Atacağım bir yer var mı? Hocam niye oraya atama yapın? Oraya atama yapın. Bunun da işimiz. Şimdi çalıştırın. Oldu mu? Oldu. Aha. Doğru. Aa, yok oldu hocam. Ha, süper. Harika. Bir de ses ekleyin hocam ona. Ses ekleyin. Tamam. Aldığı anda eklemem lazım. Hmm. O zaman şöyle yapalım mı? Şuradan yine bir şey çıkarsam olur mu? Gerek yok hocam. Sizin arasında zaman şeyi yok. Diğerinden sonra devam edebiliriz. Bu nasıl gidiyormuş sistem şuradan? Evet. Play sound muydu? Evet. Lokasyonu da vardı. Neden sound? Location'ı bilmiyorum neden. Onu bilmiyorum. Lokasyon hocam şeyin küpün olmuş olduğu yerde çalsın istiyorum. Bir şey location'ı bir şeye bağlamama gerek var mı? Oraya şey ekleyin. Buna bir şey ekleme gerek var mı? Location. Hocam şöyle, şimdi lokasyon sesin çalacağı lokasyon şu an 0.0.0 konumunda. Yani biz belki X'de 1000'de, Z'de 300'deyiz. O zaman ne olması gerekiyor? Küp neredeyse küpün olmuş olduğu lokasyonda çalması gerekiyor. Bunun o zaman ne yapacağız? Var mı? Ne, get aktör lokasyon. Aktör. Aa, süper. Alabilir miyim öyle? Aktör lokasyon. Burada. Şimdi kutu neredeyse artık orada çalışıyor. Harika, tamam. Çalıştıralım. Ben compile edelim. Evet, gidelim hocam. Direkt mouse şeyden gitmiyor ya. Önce bir kullan mouse'u tıklamam gerekiyor. Ses çıktı, harika. Süper. Ben çok mutlu oldum hocam ya. Hocam bunu 3-4 defa yapacak olursak. Mesela buraya geldi. Bu sefer neydi onun ise? Epic karakterin meşini değiştirelim mesela. Üzerindeki elbiseyi buraya değiştirelim. Buraya geldi. Küpü aldığı zaman elbiseyi değiştirelim. Şimdi öncelikle epic karaktere bir gidin hocam. Şuradan da olur mu? Ya önce bir epik karaktere bakalım. Acaba bunun meşini neyle değiştiriyor? Bir görelim. Şimdi onu demiyorum hocam. Şimdi hangi kodu yazacağımızı bilmiyoruz ya. Ha, epik şeye gidelim. Şuna gidelim diyorsun. Meş. Karakter meş. Evet bak. O zaman ne yapacağız? Karakter meşe ulaşacağız. Bakın şurada meş yazıyor. Epik karakterden meşe ulaşacağız. Şu visibility'sinin. Bu mesh'ten de neye ulaşacağız? Aşağıya doğru gidin. Element 1'e ulaşacağız hocam herhalde. Yani şöyle tekrar tıklıyorum. Mesh. Şuna bakıyoruz değil mi hocam? Şimdi o yok. O orası şey hocam. Yani karakter o karakterin iskeletini değil, üzerindeki elbiseyi değiştireceğiz. Yani ya element 0'a ya da element 1'e ulaşacağız. Element 0. Materyal.
Materyaline, yani materyaline ulaşacağız. Materyalden elementini değiştireceğiz. O zaman girelim şimdi. Evet, oradan Önce çek. anahtarı aldım. Şöyle. Buradan Şimdi hocam, Esma hocam bir dakika. Şimdi ne yapacağız? Epic karakterin kapısını bir açacağız. Kapısını nereden açıyorduk hocam? Şuradan. Çekin oradan. Nesine ulaşacaktık? Mesh karakter mesh. Get mesh. Yok. Get mesh. Evet, get mesh. Get mesh'ten şey, materyal. Get mesh'ten neye? Materyal diye. Set materyal materyal oldu. olacak. Set Bu mu? materyal yazın. Set materyal yazın. Tamamen yazın ne çıkacak? Ah geldi. Bu ne acaba? Evet, set materyali seçin hocam. Aha geldi. Bundan ne Bu alayım? gideri değil hocam. Önce bu bitti işimiz. Ama bunu çalışabilmesi için bunun girişine bir şey vermemiz lazım. Çıkışına değil. Çıkış kendinden sonraki. Şu an buna bir şey bağlayamadık biz. Play Sound'dan alın onu, ona yapıştır. Ha, bunlar bir Evet. dakika. Şimdi şeyin içine girin hocam. Bu buradan geldi. Bu zaten geri gidiyordu, değil mi hocam? Bu buraya geliyor. Şu Evet. anda sırada bu geldi. Bu zaten geri gidip geri gelebiliyor. Evet. Şimdi o... Materyalini şuradan değiştireceğim. Evet hocam. Oradan bir şey ekleyin hocam. Yapayım mı? Yani bir şey ekleyin. Buton yap. Bakalım, bakalım olacak mı acaba? Çalıştırın bir. Ben sadece ha zaten sıramız bu değil mi hocam? Sıramız Evet. şuradan gelmiyor. Sıra şu mavi beyaz oku takip ettiği için Evet. sırada sorun yok şu anda. Testten sonra o çalışıyor. Bakalım ne oldu? Merak ediyoruz. Şimdi normalde bizim karakterin materyali birden fazla materyalden oluşuyordu. Acaba ne olacak? Şu an Hangi materyali üstü değişti mi? değişti mi? Ya da materyal değişti, hangi materyal değişti bilmiyorum. PSC'ye basalım. Sanki üstü böyle miydi hocam? Bir Dur daha bir hocam. çalıştıralım bakalım ne değişmiş. Ben bir karakterin üstü böyle değildi hocam. Bakın şöyleydi. Evet, bir şeyleri Normalde şöyleydi. yani bir şeyleri Bizim değiştirdik. altın sarısı oldu hocam. Yani bir şeyleri Bizim değiştirdik. bu böyleydi. Tekrar başlayayım ben. Tekrar bir görelim. Allah hocam burada niye böyle oldu? Kameranız Görebilecek miyim? oradaydı, o yüzden. Aa, neredeyim ben? ESC'ye Güzel mi? basın. Tamam. Hocam şöyle bir bakalım üstüne. Üstü böyle. Hı. Şimdi gidiyorum. Üstü değişiyor. Evet, materyalini değiştirdik hocam. Şu an yani daha sonra bunun detaylarına bakarız. Yani orada şapkasını değiştirebiliriz, çantasını değiştirebiliriz. Orada tek tek işleyebiliriz. Ama bayağı şey kullanıyoruz hocam. Yani şu anda şu kod bile bayağı iş görüyor yani. Yani hocam şöyle, şimdi eğer buradaki mantık biz bir şeye aldığımızda karakterin üzerindeki, elindeki, sırtındaki herhangi bir şeyi değiştirdiğimiz bu mantık oluştuysa bundan sonraki kodlara oturması daha hızlı ve daha kolay olacaktır. Mesela bir puan olsaydı hocam, şuradan da bir et diye değişken tanımlayacaktım. Onu da Puan. bir Devam sonraki et hafta lütfen. göreceğiz hocam inşallah. Tamam. Yani Sağ şu olun hocam. Teşekkür ederim. yani şöyle söyleyeyim. Şimdi ben bir ekran paylaşımı yapayım. Tamam ben çıkayım. Geldi mi acaba? Geldi mi ekranım? Henüz gelmedi. Bir dakika, iptal edelim. Yani yarınki dersle beraber sağ tıkladım. Sol tarafta coin'im, games'im, daha sonra işte jump'ım ve anahtarlarım var. Gidiyorum. Bakın game 1 arttı. Sonra coin'im arttı. Şunlar da arkadaşlar daha belirgin olacak. Bunların kodlarını da ayarlayacağız.
Sonra en son şuna dokunduğunda bizim 0.024 saniye içerisinde olduğunu, bir tane coin, bir tane gamesim aldığımı, neler topladığımı da burada yazıyor. Yani aslında bir oyun için gerekli olan işte havuçlarımızdan zıplama tahtasına, daha sonra işte değerli olan bir taş, daha az değerli olan bir taş, oyunun ne kadar sürede bitirildiği ve oyun bittiğinde de ortaya çıkacak widgetleri hepsi ayarlanmış bir oyun. Biz bu oyun şeyini, yapısını anladığımızda, içeride kodların nasıl yazıldı, bunları da anladık. Zaten her şey içeride var. Sadece içerideki malzemeleri değiştirerek biz kendi kendimize bir oyun yapmış olacağız. Yani bunun üzerinden mesela eğitimle alakalı projeler yazılabilir, projeler yapılabilir. Teknofest başvurusu, TÜBİTAK başvurusu. Önemli olan bu yapıyı bizim oyun içerisinde nasıl eğitici bir duruma dönüştürebiliriz. Eğer bu da sağlam bir kurgu oluşturulacak olursa gayet güzel, eğlenceli ve tam bir oyun tasarlanmış olacak.